Sayın Baro Başkanım, Sayın Rektör Hocam, Milliyetçi Hareket Partisi'mizin çok değerli ilçe başkanı, Kadın Kolları Başkanımız, değerli il ilçe parti teşkilatı yönetici arkadaşlarımız, değerli mesai arkadaşlarım, çok değerli Muhtarlar Derneği Başkanım, çok değerli muhtarlarım, basınımızın çok güzel temsilcileri, belediyemizin organize ettiği 2022 yılı 100. yıl Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz der. Hepinizi şahsım ve belediye adına saygılarla selamlıyorum. Bu sene 1922'den 2022'ye sloganıyla, hareketle Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya'mızda etkinliklerimizin ismini 100. yıl olarak koyduk ve 31 Aralık 2022'ye kadar bütün kültür sanat etkinliklerimiz bu isimle, yani 100. yıl etkinliği adı altında yapılacaktır. İşte bugün de şu anda açılışını yaptığımız etkinliğimiz 18'ine kadar devam edecek olup 18'inden itibaren de yine belediyemizin önünde kıraç konseri, 19'unda da Feridun Düzağaç konseriyle bu haftayı tamamlayacağız. Biliyorsunuz bu hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bu temada hem kültür sanat etkinliklerimizi hem de gençlik haftası olması sebebiyle festivalimizi Kültür Sanat ve Gençlik Festivali adı altında yapmaya karar verdik. Bu gerçekten Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz bu etkinliğimize bize verdiği destekten dolayı. Paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta ticaret odamız olmak üzere Çiniciler Odası ve sivil toplum kuruluşlarına, kültür sanat derneklerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah havalar el verdiği sürece de bu sahnemiz burada kalacak. Akşamları da gene mahalli ve yerli kendi Kütahyalı sanatçılarımıza bu sahneyi teslim edeceğiz. İnşallah gecenin geç saatlerine kadar burada eğlencelerimiz devam edecek. Ben tüm katılımcılara şahsım adına çok teşekkür ediyorum.